Değerli CGTN Türk takipçileri, CGTN Türk özel programına hoş geldiniz. Çin'de donanma günü kutlanıyor. 23 Nisan'dı ama 24 Nisan'da da etkinlikler devam ediyor. Çin'i uzun süredir konuşuyoruz. Aslında Çin denilince ekonomi akla geliyor elbette. Son 50 yılda aldığı kat ettiği mesafe malumunuz teknolojide öne çıkan ülkelerden biri haline geldi. Diplomasi de yavaş yavaş artık sorumlu uluslararası bir aktör olma niyetini gizlemiyor. Ama diğer taraftan da Çin'de özellikle açık denizlere ilginin yoğunlaştığını görüyoruz. Bu nedenle konuyu emekli tüm emiral Cem Gürdeniz'le birlikte ele alacağız. Sayın Gürdeniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Ee, Çin'de 22-24 Nisan arasında e, bir donanma günü kutlanıyor. Aslında burası başlangıç noktamız olsun e, diye düşünüyorum. E, şöyle başlayalım. Bu jeopolitikte e, denizler, e, mavi sular neden önemlidir Sayın Emre'lim? Şimdi tabii e, geçmiş programlarda da seninle bu konuyu çok evet. konuştuk. Küresel, küresel jeopolitiğin temel bilek güreşi, kıta güçlerinin denize çıkmak istemesi, deniz güçlerinin de bu kıta güçlerini engellemesi üzerine kurul. Son 200 yıldır bu kural değişmemiştir. Yani bugün Ukrayna'daki çatışmadan İsrail-Hamas çatışmasına, Tayvan'a yapılan yardımın onaylanmasından, Güney Çin Denizi'nde Filipinlerle Amerikalıların ortak deniz devriyeleri başlatmasına kadar her şeyin ama her şeyin temel nedeni Avrasya güçlerini parçalı tutmak, Avrasya güçlerini yani Asya ve Batı Avrupa yarımadasını kastediyoruz tabii onu hatırlatalım. E, bu, bu güçlerin birbirleriyle entegrasyonunu önlemek ve bu güçlerin denizlere, okyanuslara ve deniz ticaretinin önemli kritik noktalarına hakim olmasını önlemek üzerine kuruldur. Ana gaye budur. ABD'nin varoluş nedeni budur. ABD bir deniz gücü olarak 20. yüzyılın başında ...ortaya çıktı ve İngiltere'den hegemonyayı devraldı. Yani bir Anglo-Sakson diğer bir akrabasına bunu devretti. Şimdi dünyada ilk kez son 200 yılda e, bambaşka bir e, grup yani sarı ırk diyelim... ...Çinliler, Asya bir Asya gücü e, meydan okuyor ve diyor ki ben diyor bu düzene meydan okuyorum. Kıta gücü olarak denize çıkıyorum ve şu an dünyanın paritesinde bir numaralı ekonomisi oldum üretimde bir numaralı ekonomiyim, patent sayısında bir numaralı ekonomiyim. Ama diyor bana bunlar yetmez. Ben senin senin stratejinden ilerliyorum. Denize çıkıyorum. Ya yani mesaj bu. Şimdi e, bu bu nedenle Çin'in yükselen bir kıta gücü olarak denize çıkışı zaten önlenemez. Niye önlenemezdi? Çünkü tarih boyunca hep böyle olmuştur. Kıtada güçlenen hegemona en güçlü olduğu alanda meydan okuma aşamasına gelir. Kademeli bir şekilde. Şimdi şuradan o zaman e, devam edelim istiyorum. E, Çin'in de aslında kuruluşu ile birlikte ya da diğer ülkelerin işgali de e, mevcuttu. Hatırlayalım. E, İngilizler donanmasıyla Çin'i bombalamıştı. Aslında e, denizciliğe ilişkin, denizciliğin ne kadar önemli olduğuna ilişkin de Çin'de tarihsel bir hafıza mevcut. E, şu an geldiğimiz nokta itibariyle Sayın Emre'lim. Çin uluslararası bir deniz gücü olarak tanımlanabilir mi? Çin'in Çin'in tabii ki uluslararası bir deniz gücü değil, uluslararası bir denizcilik gücü olarak da tanımlı. Biliyorsun iki kavram var. Biri deniz gücü, biri denizcilik gücü. Şimdi mesela Amerika evet. Birleşik Devletleri bir deniz ama Amerika Birleşik Devletleri e, Soğuk Savaş bittikten sonra ki Soğuk Savaş bitene kadar aynı zamanda bir denizcilik gücüydü. Şu an Amerikan deniz kuvveti, e, denizciliğinin denizcilik gücünden bahsedemeyiz. Amerikan denizcilik gücü şu. An. Yani yok. Bunu birazdan rakamları vereceğim. Ama Çin için hem deniz gücü hem denizcilik gücü diyebiliriz. Niye diyebiliriz bunu? Senin başın baş... 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 Çin 1839 ile 1949 arasında geçen 110 yıllık aşağılanma döneminden çok büyük dersler çıkardı. Yani zamanında Zenkei gibi bir amirali çıkaran 15. yüzyılda Uzak Asya'da, Pasifik Okyanusu'nda, Hint Denizi'nde, Hint Okyanusu'nda büyük büyük sömürgeler kurabilecek aşamaya gelen bir deniz kuvvetini, bir donanma idame eden bir amirele rağmen biliyorsun o dönemki hanedan geri çekildi. Bize dedi de, büyük çiçek yeter, geri o da çok çekiliyoruz. çok ilginç bir hikaye. Benim. Yani her tarafı keşfedip, görüp ondan sonra ana karaya döndükten sonra donanmaya karşı ilgisiz olmak gerçekten Deniz Mecmuası dergisinin bir kapağındaydı sanıyorum evet, amiralim. Evet, e, çok çok gerçekten e, aynı hatayı, ilginç bir hikaye. Osmanlı da yaptı. Aynı hatayı Osmanlı da yaptı biliyorsun. Evet. Yani Hint Okyanusu kıyılarına vardı. Basra Körfezi'ne girdi. Evet. Kızıl Denize girdi. E okyanuslara çıkmadı. İşte aynı hatayı yaptı. Osmanlılar da aşağılanma periyodu yaşadı. Ya yani işgal edildi. Daha ne olsun yani sevri dayattı adam. Ya yani Mustafa Kemal çıkmasaydı Değil mi? Biz de aşağılanma kesinlikle. periyodu hala devam ediyor olacak. Kesin, çok şükür öyle. bir Mustafa Kemal çıktı. Şimdi Çin Mao ile 1949'da devlet kurulduktan sonra e, Mao deniz gücünün önemini çok iyi anladı ve e, biliyorsun 1949'da önce Sovyetler e, nükleer silah yaptı. Daha sonra Sovyetlerin yardımıyla 50'li yıllarda e, Çin yaptı. Ama esas Mao'nun en büyük e, ihtirası neydi hatırlayalım? Nükleer bir denizaltıya sahip evet. olmaktı. evet, üretmekte. İşte onu da kendi imkanlarıyla 70'li yılların sonuna doğru yaptılar ve hatta meşhur bir lafı vardı Mao'nun öyle hatırlıyorum. Bin yıl bile geçse Çin mutlaka deniz e, nükleer denizaltı yapmak zorunda. Çünkü Mao esasında bir kara karacı e, stratejist, denizci değil ama e, denizin ne kadar önemli olduğunu görmüştü. Fakat e, Çin'in esas denizci yapılmasında ve bu kadar büyük son e, özellikle son 20 yılda falan e, bu kadar hızlı bir şekilde denizcileşmesi hem deniz gücü yani naval power değil e, donanma gücü değil ama aynı zamanda denizcilik gücü olarak bana göre şu an dünya lideri. E, bu kadar basit bu söylüyorum. Ticaretçilik ticaret içine alan tersanelerden dünya... bahsediyoruz hem herhalde. Tabii. Hayır bir tek tersane değil. Denizcilik gücünün içerisinde deniz ticaret filosu limanlar tersaneler Balıkçılık filosu. Bak dört tane önemli ayak saydım sana. Bu dört ayakta Çin e, şu an dünyanın biz. E, tabii bu esasına 200 yıllık denizde bir numara olan dünya denizciliğinin gelişmesinin lokomotifi olan, dünyada denizcilik biliminin tersanecilikten efendim balıkçılığa aklına ne geliyorsa her alanda önderi olan Anglo-Sakson dünya için esasında bir e, nöbet iş, Yani ilk defa beyaz, protestan, anglosakson sakson e, şey diyelim ırk e, kendisine denizde 200 yıldır kesinlikle meydan okuyamayan bir güce ki Japonya çıktı biliyorsun. İki Dünya Savaşı'nda iki tane nükleerle onun işini bitirdiler ama nükleerden daha öte e, Japonya'nın e, savaşın sonuna doğru ticaret gemisi kalmamıştı. Yani hepsini batırmıştı Amerikalılar ve ee, çok büyük bir avluk altında Japonya'ya yakıt gitmiyordu. Yani deniz ulaşımını kesmişti. Bir ada devleti deniz gücü olarak ortaya çıkıp eğer o deniz gücünü yitirirse bir daha hegemonya veya büyük güç iddiasında ortaya çıkamaz. İşte Japonya şu an Amerika'nın ondan vassalı olmuştur. Tek başına bir şey yapamaz artık. Çünkü hesabı görülmüştür. Ay, İngiltere için. İngiltere'de Birinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın yardımı olmasaydı. İkinci Dünya Savaşı'nın Amerika'nın yardımı olmasaydı Britanya yoktu. Ya açıkça iki savaşta da Amerika'nın onun yanında Anglo-Sakson akrabalarının atalarının yanında savaşa girmesiyle kurtulmuş bir devlet. E tabi ABD bir daha onun tekrar hegemon olmasına izin verir mi? Asla vermez. Ve şu an İngiltere'nin durumu zaten acıktı biliyorsun yani e, gemi sayısı ordu sayısı, tank sayısı rezil bir durumda. Onlar da bunu kabul ediyor. Şimdi dolayısıyla e, Çin Bunların hepsinden ders aldı. Şimdi Hu Jintao e, şey, 2012'de görevini devrederken bir konuşma yaptı. Onu bulabilirsen Hı. iyi olur. O, orada diyor ki ne olursa olsun Çin'i bir denizcilik gücü yapacağız diyor. Ne olursa olsun. Nasıl Mao bin yılda geçse nükleer bir denizaltı sahibi olmamız gerekiyor. Çünkü küresel hegemonya güç olabilmenin yani dünya düzenini çok kutupluya ev eviriyorsa. Ekonomik güç olacaksın, nüfus yani demografik güç olacak ekonomik güç, demografik güç ve donanma gücü olacak deniz gücü. Donanma gücü olmanın da e, günümüz konjonktüründe, bunu tabii e, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan çıkarılan dersler paralelinde söylüyorum. E, o döneme kadar iki tane kriter vardı, uçak gemileri ve nükleer denizaltı. Eğer bir ülkenin uçak gemileri ve nükleer denizaltıları var ise bu ülke... Küresel hegemonya mücadelesinde ben varım ve ben bu oyunda e, kural değiştirici olabilirim diyor. Şimdi bak, Fransa'nın uçak gemisi var mı? Var. var. Nükleer denizaltısı var mı? Var. var. İngiltere'nin aynı şekilde ama İngilterenin artık e, o uçak gemilerini destekleyecek su üstü gücü yok, tamam mı? Fransa donanması çok daha öne geç. ABD aynı durumda ama şimdi geleceğim nokta çok önemli. Bir de Avustralya'ya yardım ülke... istiyorlar. Dur on, o ayrı bir konu tabii. Evet Avustralya. Hep büyük bir panikle yapacak başka bir şey kalmadı. 5 tane bir Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülke var. Hepsinin nükleer denizaltı uçak gemisi var. Rusya'yı bile Kuznetsov'la uçak gemini sayabiliriz. Her ne kadar kullanamıyorlar ama. Bak Çin bunu gördü. Ne yaptı? 2000'lerin şey 1900'lerin neredeyse sonunda itibaren bizden var yakı kaldılar. Daha doğrusu Türk boğazlarından geçti. Rusya'dan aldılar. Hatırla. Türkiye'de olay oldu efendim. Kumara ne olacak? Turizm evet, gemisi. Evet, evet, evet. Belliydi yani bu geminin uçak. Kim yapar yani Tabii. uçak gemisini kalkıp da kumara? E tamam Türkiye bana göre doğru bir kararla geçirdi bunu. Çünkü geminin hiçbir özelliği yoktu. Yürüyen bir çelik, evet. bir yedekte çekilen bir devdi yani. Ondan sonra bu gemiyi aldılar. Biliyorsun Leoning diye uçak gemisi yaptılar. İlk onu. da Şimdi dedim ya yarışa böyle girdiler. E nükleer denizaltıyı da yapmışlardı 80'lerden itibaren. Tamam dediler. Amerikalılar bu gelişmeleri çok yavaştan aldılar. Çok yavaştan. Yani Çinlilerin sarı ırkın bu kadar hızlı bir şekilde denize çıkıp tersanecilik, limancılık, e, efendim balıkçılık gibi denizcilik gücünün diğer alanlarında çok ama çok hızlı gelişebileceğini düşünemediler. Şimdi Çin'in başarısı bence şu ki ben her konuşmamda biliyorsun bunu yine kemalizme bağlıyordum... Çünkü Çin'in uyguladığı kemalizm model... Yani halkçılık, devletçilik, Hı. özel sektör de var şey de var, e, kamu da var, kişisel e, mülkiyet kavramı da var. Yani e, çok sıkı bir komünist devlet değil ama çok gevşek bir kapitalist devlet de değil. Sokakta sürünen insan yok. E, ama görüyorsun şu ben filmden görüyorum. Şimdi bu bu görüntüleri 20 yıl evvel hayal edemezdik. Bak söylüyorum sana 20 yıl evvel. Şimdi bu bu nereden bu baş? Bir kere en zor şey hayatta büyük bir nüfusu organize edebilmek ve tek bir e, ideal, tek bir devlet otoritesi altında bir, bir küsur işte 1.4 milyarı tutabilmek ve bunu sistematik bir şekilde katma değer üretmeye sevk edebilmek. Nedir bu katma değer? İşte ekonomi şu bu ama denizcilik alanında ne görürüz? Tersane. Bak şöyle sana örnekler vereceğim şimdi. ABD'nin Soğuk Savaş bitmeden evvel, ...donanmasının, bak donanmaya ait 11 tane tersanesi vardı. Soğuk Savaş bitince bunların hepsini kapadılar. Ne dediler? Biz dediler bu işi bitirdik, tarihin sonu geldi. Protestan, liberal, kapitalist sistem... ...işte e, ilk Anglo-Saksonlar olarak kaderi biz çizeriz, biz şöyle yaparız... ...şuraya da gireriz, buraya da gireriz, her şeyi yaparız. Ne yaptılar? Peace dividend diye... ...işte barışın karı diye bu tersaneleri kapadılar çok süratle 600 savaş gemisinden yani ona tabii yardımcı gemiler de dahil bir anda bir anda küçüle küçüle bak bugün önümde şey var şu an e, 243 yardımcı gemi muharip gemi var ama toplamda muharip gemilerini sayarsan muharip gemilerin sayısı 200 küsur yani muazzam küçül, küçülmüş bir donanmadan evet. bahsediyoruz ama en büyük hatayı nerede yaptılar biliyor musun? Bu 11 askeri tersaneyi kapadılar. Bir de o dönemde ABD'nin ee, en az en az 50'ye yakın sivil tersanesi deniz kuvvetlerine gemi yapardı. Deniz kuvvetlerine subcontractor'dan hmm. alt yüklenici olarak bir şeyler. Bunların sayısını düşüre 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 şu an 4 tersaneye düşürdüler. Tamam? Bu arada bu tersaneler kapanırken muazzam insan çıkarmaları oldu. Niye? Adam dedi ki artık benim ihtiyacım yok. Bir de bunların ticaret gemisi yapmak üzere Jones Act diye Jones Kanunu diye 1920 tarihli bir kanunu var. Bu kanuna göre ABD sularında, ABD iç sularında hiçbir yabancı tersane ticaret gemisi yapamaz. Hiçbir e, Amerikan e, Amerika'da inşa edilmemiş hiçbir ticaret gemisi Amerikan limanları arasında kabotaj hattında iç sularında e, yük mesela bak çok güzel bir örnek vereceğim. Amerika'nın Porto Rico değil mi? Amerika'nın protejesi. Efendim Amerika'ya bağlı Pasifik'te küçük adalar var. Evet. Bu kanun buraya da geçerli. Şimdi diyelim ki sen oraya e, Amerika'dan bir yük aldın. Diyelim ki Panama bandıralı gidemiyor. Mutlak surette Amerikan bandıralı olmaz. E şimdi ne olacak bak söyleyeyim ileride bir yığınak falan yapılmaya kalksa oraya işleyen gemi bulamıyorlar. Düşün kendi kendi Guam adası mesela Guam'a gidecek şey bulamıyorlar. Çünkü Amerikan ticaret gemilerinin sayısı şu an Amerikan bayraklı ticaret gemisinin sayısı 80. Bak 80 Çok şaka yapmıyorum ha. Yani Danimarkalı Mersk firması var ya meşhur Mersk. Evet evet en önemli. <laughs> Mersk'ün 400 gemisi var ya. Bak sadece bir firmanın. Çin'in gemi sayısını söylüyorum sana. Yani uluslararası deniz ticaretine kayıtlı gemi sayısı. 5500. Şimdi hmm. Amerikalı senatör bağırıyor kongrede. Diyor ki siz diyor dalga mı geçiyorsunuz diyor. Adamların 5500 ticaret gemisi var. Bizim sadece 80 diyor. Ha bu arada Çin'in kendi suları içerisinde deniz ulaştırması iç sular nehirler efendim e, kendi okyanuslarında kullanabileceği uluslararası ticaret dışında tekne sayısı 176 bin tamam yani çok yani, e, yani muazzam bir e, uçurumdan bahsediyoruz. şimdi bir anda heh, şimdi ona geleceğim şimdi e, ABD ben hep diyorum ya ABD çöküyor yani, yani bir imparatorluğun çöküşü önce donanmayla başlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü Malta e, Seferi 1565 ve halkasından İnebahtı 1571. Bak iki tane şey Osmanlı'nın çöküşünü hızlandırmıştır. Yani karadaki çöküş yok, Karlofçalar, şunlar ikinci Viyana kuşatması bunlar da önemli. Ama denizle bağın kesildiği anda donanma gücü olarak, ülkende oluşturduğun ekonomik gücü, askeri gücü, uzak deniz alanlarına intikal ettiremediğin sürece sen artık bir imparatorluk değilsin. Tamam. Şimdi ABD'nin elinde kala 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 11 uçak gemisi, toplamda 68 nükleer denizaltı var. Tamam. Hı hı. Şimdi herkes şöyle düşüne, yani ben şimdi bu analizleri yaptığımda Hollywood'un Hollywood çok önemli bir etki, onu söyleyeyim. Netflix'e Hollywood çok, Kesinlikle. çok etki, cahil kesimleri çünkü göz boyayarak oradaki kahramanlık hikayeleriyle şahane aldatıyorlar. Şimdi ben diyorum ki, e, Çin donanması Pasifik'te Amerikan donanmasına 24 saat bile hayat hakkı tanımaz diyorum. Satıh donanmasına. Hı. 24 saat. E, şey suyun altında tabii ki devam eder. Suyun altı hala bilinmeyen çünkü. Hı. O yüzden hep ne diyorum? Son kararı denizaltılar verecek. Her şeyin kaderi deniz altında e, çizilecek diye sebebi bu. Şimdi dolayısıyla dolayısıyla satıhta artık e, durum alt üst oldu. Bu Ukrayna Rusya krizini takip ettin. Yani Karadeniz filosunun 36 parça gemisinin <laughs> üçte biri donanması olmayan Ukrayna tarafından batırıldı değil mi? Yani 12'yi geçti şu an. Nasıl oldu bu? Asimetrik taarruzlar. Şimdi Amerikan senatör diyor ki kardeşim diyor siz 100 bin tonluk uçak gemisi yapıyorsunuz diyor. Bunu diyor korumak için 5 milyon dolar harcıyorsunuz. Yakıtıydı, personeliydi, eskort gemilerin. Güne 5 milyon dolar. Bir uçak gemisinin günlük maliyeti 2 milyon dolar. Bak sadece bir günlük çarkı. tamam mı? Bu kadar mas adam diyor. <gülüyor> yani gülüyorum kusura bakma. DF-17 füzesini yaptılar diyor. Bilmem kaç milyon dolara diyor. Birkaç milyon dolar. Buna ne diyorlar? Carrier. Yani uçak gemisi katili. Bunu önleyemiyorlar hipersonik füzeler. Siz diyor bu, bu kadar hı hı. yatırım yapacağınızda hipersonik füze geliştirin falan filan. Doğru. Şu an e, Çin donanma gücü olarak e, Amerikan satık güçlerine kendi kıyılarından Güney Çin denizindeki Spratly Adaları olsun Parasel Adaları olsun orada oluşturduğu ileri üçlerden birinci zincir, ikinci zincir diyor onlar işte. Hı hı. E, ve tabii ki kendi stratejik hava komutanlığından atacakları füzelerle falan filan e, Amerikan satık kuvvetlerine yaşama hakkı tanımıyorlar. Yani hele hele bu Ukrayna krizinden sonra onu gördük. Yani bir dronlar, iki baliz 3 üç füzeleri bu füzeler artınızdaki Ar satık muharebesini ve satık güçlerinin varlığını savaş durumunda e, minimuma indiriyor. Çünkü önlenemiyorlar. E, bir de tabii ki gemilerin cephanesi kısıtlı. Gemiler cephane harcadıkça ne yapması lazım? Yenilenmesi lazım. Soruyorum sana. Bu yenilenme nereden gelmen? Anavatan ABD'den. Ha. Peki soruyorum. ABD'nin anavatanında bu yükleri, bu füzeleri, bu cephaneyi kim getirecek? Ticaret filosu. Tamam? mı? Peki soruyorum, bu ticaret filosunu kim koruyacak Çin denizaltlarına kadar? Hele hele Ruslarla ittifaka girdikleri zaman Rus denizaltlarına karşı ki Rusya denizaltı ileri bir devlet biliyorsun. Kim koruyacak? Gemi yok. Bak söylüyorum gemi yok. Adamın şimdi Çin'in 426 gemisi var. 426 geminin ağırlık merkezine Batı Pasifik. ABD'nin 243 gemisi var. Ağırlık merkezine bütün dünya. O zaman ben hep diyorum ya, bu Hamas-İsrail e, olayı ABD'ye atılmış en feci goldür. goldürse... Dikkati bir anda Uzak Asya'dan, Pasifik'ten hop buraya çektiler. En azından o ilk başta krizin başında ABD 26 gemisini buraya bağlamak zorunda kaldı. Bak düşün İran'ın bu saldırısında bile iki gemiyi nereden çektiler? Kadiz'den çektiler. Bak Kadiz'deki NATO görevindeki gemilerden çektiler. Evet, evet. Tam da tam da bu nedenle zannediyorum hemen bu İsrail Filistin meselesi kapansın e, istiyor. Aynen öyle. Aynen. Bakın ben hep ne diyordum? Herhalde ya neden ya İyi tabii Biden niye bu kadar kızıyor? Çünkü e, bu kriz uzadığı sürece ve İran İsrail savaşı çıktığı anda Tayvan işini bitirir şey. Şimdi hmm. bitirir. Bak söylüyor. Şimdi o yani o hal... bugün Çinli stratejistler eminim ki eminim ki Aman bu kriz bitmesin diyordur. Bunu. Son olarak şunu da söyleyeyim. Hı hı. Yani Çin'in denizcilik gücünde geldiği gücü anlatabilmek için. Dünya balıkçılık filosunda bir numaralar. Balıkçılık. Çünkü Çin'in protein ihtiyacının büyük çoğunluğu e, denizden kaynaklanıyor. Tamam mı? Bir. ki Dünyada üretilen şu an e, ticaret gemilerinin yüzde yakını bütün dünya için söylüyorum. Yüzde seksenine yakını Çin'de üretiliyor. Bunu da kenara koy. Yüzde seksen. Çünkü dünyada üretilen gemi yapımında kullanılan çeliğin yüzde Çin'de. Yüzde Dünyada üretilen konteynerler var yani kutular. İstanbul'da Hı -hı. görüyorsunuz. Başka Geliyor, başka geçiyor. Yüzde Çin'de üretiliyor. Tamam mı? Söylüyorum. Bu kreynler var hani. Haydarpaşa'da görüyorsun dur. E, Gentry kreyn. Yüzde seksene Çin'de üretiliyor. Günde 33 milyon ton yük denizler üzerinde hareket halinde. 33 milyon ton. Bunun bunun yüzde 60'ı Asya Pasifik'te. Bu yüklerin bu yüzde 60'ın Asya Pasifik'in yarısına yakını Çin limanlarında. E, dünyadaki konteyner hareketinin, konteyner limanlarının 10 büyük, dünyadaki en büyük 10 büyük konteyner limanının 7'si Çin'de. Şimdi sana sor soruyorum. Tamam, Tersaneleri zaten söyledim. Çin'de e, Amerika'da şu an savaş ekonomisine geçseler 154 tane tersane, ABD, bütün ABD'de 154 tersane şeye geçebiliyor, askeri üretime. Çin'de bu sayı 1700. Tamam mı? <laughs> yani Çin'de mesela özel sektöre... E, devlet kamu haricinde özel sektöre yabancı ortaklıklarla gemi inşa etme izni oranını söyleyeyim. Yüzde beş. Bak devlet gemi inşayı nerede tutuyor görüyorsun. Bunun sebebi ne? Savaş durumunda bütün bu özel sektör tersanelerini askeri gemi yapmaya verecekler için. Durum yani batı gözüyle bu kadar vahim. Bu kadar son cümle şu. Amerikan Deniz Kuvvetleri Bakanı söyledi. Çin'in bir yaptığı gemiyi biz ancak yani toplam tonaj olarak 7 yılda yapabiliyoruz. Durum çok ciddidir, çok vahimdir diyor. Öbür senatör de diyor ki Deniz Kuvvetleri Komutanı ya diyor gemi gemi diyorsunuz da ticaret geminiz yok diyor. Ticaret geminiz olsa da onu koruyacak şey yok. Suçlu satı gücünüz yok diyor. Nasıl bir strateji yani birbirlerini artık eleştirmeye başladılar. Herhalde ders çıkarırlar ama şu an ders çıkarıp e, düğmeye bassalar minimum 30 yıl 30 Artık, yılda da hani, Çin çok ilerler. On, e, böyle çok mutluluklu dünya başladı yani evet, özellikle. Amerikalıların bir lafı var hani too little too late diyorlar. Çok az ve çok evet, geç kalınmış de. durumdalar. E, ne diyelim geçmiş Ama olsun. Ama o tembelliği kendileri yaptı. Yani ha. burada, burada e, günah keçisi değil gerçek bu işin sorumlusu bir kişidir Obama. Obama Hı. Amerikan donanmasının canını okumuştur yani. Canını okumuştur. Bu kadar Aslında biz. Obama Obama dönemindeydi her taraftan çekilelim işte evet. içeriye şey yapalım. Ee, Ay belki de şöyle ya şöyle söyleyeyim dünyanın iyiliği için <laughs> ben şahsi evet, fikrimi evet, söyleyeyim evet, evet. çok doğru bir şey yapmış dünyanın iyiliği için eğer Amerikan donanması bugün Çin donanmasının durumunda olsaydı şu an Türkiye zaten paramparçaydı bizi parçalamışlardı Ege, Mavi Vatan, Doğu Akdeniz unut bunları gitmişti o yüzden şu an hani var ya bizde böyle mandacılar var aman efendim güçlenmesin, Çin güçlenmesin, Rusya paramparça olsun, Çin paramparça. E, bunlara şunu hatırlatmak. Bugün karşı dengeyi sağlayan iki güç Çin'le e, Rusya. Eğer Anglo-Saksonların önündeki bir deniz gücü olarak engelleri kaldırırsanız, sizin gibi Türkiye gibi bir deniz coğrafyasında, yarımada yarımada coğrafyasında geçmişinde imparatorluk kurmuş ülkeyi sevden beter yaparlar. Bunu anlatmak zor tabii. Yani 70 yıldır beyinler öyle yıkanmış ki hakikaten e, inşallah başımıza kötü kötü tecrübeler gelmeden e, bu e, aydınlanmaya, bu uyanışa bu dediğim kişiler sahip olur. İnşallah diyelim. Evet. Umarım bu programlarımızda bu aydınlanmaya bir vesile olur Sayın Amiracığım. Çok teşekkürler. İnşallah. İnşallah. Sağ ol. İyi. Işler. Sağ olun. Değerli CGTN Türk takipçileri emekli Tümamiral Cem Gürdenizle Çin donanmasından başladık ama orayla sınırlı kalmadık biraz mukayese yaptık Çin-ABD mukayesesi ve ortaya çıkan tablo gerçekten Amerika Birleşik Devletleri açısından vahim Dünya açısından ise müspet bir gelişme olarak gözüküyor. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.